Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körümeler. İstiklal gündelik haberlerini görüşünlerini kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertifindeki en muhim haberlerini huzuruna usulümüz. Qınım sizde ekranımızda bolsun. Amerika Xitayını Ukrayna urushi meselesi de agahlandırdı. Washington Amerika Taşqi İşlar Ministeri Antony Blinken'nin Xitay ziyaretinden ilgili Xitayını Ukrayna urushi toğrusu da agahlandırdı. Amerika Avazı'nın 20 yanvardaki haberde bildirilişçe, Amerika Taşqi İşlar Ministeri Antony Blinken'nin kiler ayının 5'deki Xitay ziyaretinden ilgili Washington Xitay'a koyan Ukrayna urushi meselesindeki kızıl sizliklerini oturgu koyup, Xitay'ın Moskova'nın Ukrayna urushi devamında Rusya'nı bihaterlik yardımı bilen təminleştiğini agahlandırgan. Xabarda qeyd qilinishicha, Amerikaning Xitoy ishlariga mas'ul muavin davlat mudofaa ministri Michael Chais 17 yanvar Xitoy Markaziy harbiy ishlar komiteti xalqaro harbiy ishlar ishxonasining muavin mudiri Sung Yanchao bilan suhbatlashgan. Bildirilishicha, bu hafta o'tkazilgan Amerika-Xitoy harbiy suhbatidan ilgari Amerika Rossiyaning Xitoydan talab qilgan bexatarlik yordam masalasiga Xitoyning qanday qaror chiqaradiganligini yaqindan kuzatgan. Ondan başka yana Amerika əməldarı Rusiyanın transport aeroplanlarının Xitayğa köp qetim barğanlığı toğrusidagi xəbərlərge diqqət qılğan. Amerika Taşqi İşlar Bayanatçısı Ned Price aldınqı həftə Amerika Avazı Radiosu müxbirinin Beijingnin Rusiyaga bexatarlik yardımı beridigan yoki bermaydiganlığı toğrusida Washingtonning qandaq inkası bar ekanligini sorğan. Ned Price müxbirinin sualığa "Mening bu haqda ta'minlaydigan yeni bahayim yo'q" degan idi. Ned Price yana, eğer biz Xitay'nın Rusya'nın cazadın qeçişiği sistemini yardım biriş hareketini bayıqsaq, elbette Xitay'nın bunun bedelini ödeydiğen günü kilidu degen idi. Məlum buluşca, növette Amerika bilen Xitay'nın münasibeti tarixdiki en iğir buzuluş haletiki kelgen bulup, 17 yanvardiki iki tarafının iki saatlik söhbetidin ilgiri, Muşu ayının 5'de Amerika Devlet Müdafiye Ministeri Lloyd Austin'nın Harbiy to'qunishdan saqlanish to'g'risida qilmoqchi bo'lgan suhbat taklifini Xitoy mudofaa ministri Wei Fenghe rad qilgan. Xitoy tashqi ishlar ministri bilan O'zbekiston tashqi ishlar ministri telefonlashdi. Xitoy tashqi ishlar ministri Chen Gang bilan O'zbekistonning muvaqqat tashqi ishlar ministri Saidov telefonlashdi. Xitoy xalq to'ri 20 yanvardagi xabarda bildirilishicha 19 yanvar Xitoy tashqi ishlar ministri Chen Gang O'zbekistonning muvaqqat tashqi ishlar ministri Saidov bilan telefonlashgan. Chen Gang suhbatda ikki taraf boshliqlarining strategik yetakchiligida Xitoy-O'zbekiston munosabatining taraqqiyoti tez sur'atda taraqqiy qilganligini, Xitoy-O'zbekiston bilan qo'l tutishib, ikki taraf boshliqlarining muhim o'rtaq to'nishini yaxshi amaliyalashtirib, Xitoy-O'zbekiston har taraflama o'zaro manfaat yetkazish hamkorligida texnik ko'p natijalarni qo'lga keltirishga turtki bo'lishni xohlaydiganligini, bir-birining yadroliq manfaati masalasida bir-birini qat'iy qo'llash Xitoy-O'zbekiston munosabatining siyosiy asosiy va yadroliq muhim mazmuni ekanligini, Xitoy taraf O'zbekiston tarafining mustaqil o'z oldiga taraqqiy qilishini davomliq tavranmay qo'llaydiganligini, tashqi kuchlarning O'zbekistonning ichki ishlariga aralashishiga qarshi turadiganligini bildirgan. Saidov bilan Chen Gang o'rtoq tirishib, ikki tarafning do'stligini mustahkamlab, har qaysi sohalardagi hamkorlikda yangi natijalarni qo'lga keltirishga turtki bo'lishni xohlaydiganligini bildirishgan. Shundoqli O'zbekiston tarafmi Xitoy taraf bilan rayon xavfsizligi muqimligiga chetildigan masalalarda bir maydonda turadiganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishi sababli O'rta Osiyodagi 5 davlat siyosiy va iqtisodiy jihatda Rossiyadan osti-osti yiroqlashib, Xitoyga yoki g'arb ellariga yaqinlashgan. Gerçi bu davlatlar so'zlarda ehtiyotchan bo'lsa-mu, ammo hammasi Ukrainaning egalik huquqiy va zamin butunligini o'xshamagan darajada qo'llaydiganligini bildirgan. Hamda Rossiyaning tajovuzchiligini bevosita yoki vositalik qo'llamagan bo'lib, shu orqali Rossiyaga ishonmaydiganligini ifoda qilgan. Oldingi yili 9 ayning o'rtalarida Xi Jinpingning ayrim-ayrim holda Qozog'iston va O'zbekistonda ziyorati bo'lib, mazkur davlatlarni aldam xaltasiga tushirish maqsadida ularning egalik huquqi ve müstakillikini kollaydıqallıqını bildirgen idi. Xitay rayondaki Türk Cumhuriyetlerini bir-birlap indeki keltürüp, her cahattin özünün sizikidin çıkalmaydıgan halgı keltürüş üçün tırışmaqda. Ve Xitay'nın rayonda künsiri küçü yuvatkan kenaymeçiliki ve yolsuzlukları meskur devletlerinin halıqlarını mu qattıq bir aram kılmaqda. Rusya Xitay bilen bulgan münasibetinin tarixtiki en yaxşı mezgilde turuvatkallıqını bildirdi. Xitay xalq to'rining 19 yanvardagi xabarida bildirilishicha 18 yanvar Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Moskvada
Rusiyaning 2022 yillik diplomatiya xizmati to'g'risida muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazgan bo'lib, yig'inda muxbirlarning savoliga javob berib, Rossiya-Xitoy munosabati tarixdagi eng yaxshi mazgilda turmoqda dedi va ikki taraf munosabatining davlatlar orasidagi munosabatning ulg'isiga aylanganligini bildirdi. Lavrov so'zida yana Rossiya-Xitoy munosabati amaliy o'zaro ishindigan bo'lib, o'zaro hurmat qilish va manfaat tengponligi asosida yaxshi ketayotganligini, Rossiya-Xitoy munosabatining xalqaro munosabatni rivojlantirishning ulg'isi qilishga arziydiganligini, ikki davlatning BDT nizomnomasi asosida hamkorlikni qanot yoydirganligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilish harakatiga qarshi hech qanday so'z qilmagan yoki qarshi turmagan bo'lib, buni azdab xalqaro masalalarda Rossiya tarafda turgan. Xitoy yaqindan beri Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik qilmishi hamda xalqaro tartibni qalaymaqon qilishga urinishi sababli har tarafdan embargo yoki ayblanishga duch kelgan bo'lib, Xitoy xalqaro jamiyatdan kelgan chatki qilish va yetim qilish besimini yengiltish uchun barg'ancha Rossiyaga yaqinlashishni boshlagan. Xitoydagi ximiyalik ko'lchakdan necha yuz balaning jasadi topildi. Xitoydagi bir yer ostiga joylashgan bolalar tajribaxonasining ximiyalik ko'lchikidan necha yuz degan balaning jasadi topilganligi ilgari surildi. Qirim xabar agentligining 19 yanvardagi xabarida bildirilishicha, Xitoy e'lon qilgan rasmiy sonliq ma'lumotlarga qaraganda, Xitoy miqyosida har yili 2 milliondan ortiq bola yo'qolib ketadigan bo'lib, tadqiqotchilar bu bolalarning Xitoy rejimi qonunsiz qurgan tajribaxonalarda tajriba materiali o'rnida ishlatilganligini o'tirg'i qo'ymoqda. Bu qitim bayqalgan mazkur bolalar tajribaxonasining ximiyalik ko'lchikidan necha yuz degan bolaning jasadi topilganligi o'tirg'i qo'yilgan bo'lib, Xitoy tadqiqotchi jurnalist Jennifer Zeng bu masalani kun tartibiga keltirib, tashlib etilgan tajribaxonadagi qo'rqinchli sirlarni ham bahrladi. Sinda a'zolari o'g'irlangan necha yuz degan bolaning jasadlari ko'rsatilgan bo'lib, kirish eg'izidagi botulkalarda puroqliq dorilarning borligimi o'tirg'i qo'yilgan. Bu sinni suratga olgan Xitoy kishi telefonni chiqarib 2022 yili 12 ayning 26 kuni soat 11:26 singa olganligini ko'rsatgan. Yana bir tarafdan Xitoydagi organ tijoratchilarining har yili minglagan bolalarni qochirdiganligi va u bolalarning organlarining boy Xitoy savdogarlar va boshqa chet elliklarga sotildiganligi ilgari surilgan bo'lib, Xitoy rejimining jazo lagerlaridagi uyg'urlarning organlarini sotadiganligi haqida o'tirg'i qo'yilgan ko'plagan dokumentlar ko'plab e'lon qilingan edi. Xi Jinping Qo'njirab chegara mudofiyasining urush tayyorlik xizmatini tekshirdi. Xitoy raisi Xi Jinping Xitoy chag'ini harbisida sin orqali Xitoyning atalmish Xinjiang harbiy rayoni Qo'njirab chegara mudofiya qismi qarovulxonasining urush tayyorlik xizmatini tekshirgan. Xitoy raketa armiya torining 20 yanvardagi xabarda bildirilishicha, bahor bayrami yetib kelish paytida Xitoy raisi Xi Jinping 18 yanvar Beijing 1 avgust binosida silliq shaklda atalmish Xinjiangda turishliq harbiy rayon Qo'njirab chegara mudofiya qismi qarovulxonasining urush tayyorlik xizmatini tekshirgan. Xabarda qayd qilinishicha, Xi Jinping chegara mudofiyasi, dengiz mudofiyasi, havo mudofiyasi va muqimliqni qo'g'dash, tasodifiy vaqalarni bartaraf qilish, urush tayyorligi vazifasini ustiga olgan aloqador qismlar bilan ayrim-ayrim holda silliq so'zlashgan. Shu jarayonda Xi Jinping atalmish Xinjiang harbiy rayoni Qo'njirab chegara mudofiya qismining vazifa ijro qilish qarovulxonasidagi Xitoy askarlarining chegara charlash, boshqarish, tizginlash ahvolini so'rag'an. Hamda ularni chegarani muhofazat qilishdagi pishqadam ulgi deb maqtab, chegarani muhofazat qilishda g'ayrat qilishga chaqiriq qilgan. Xinhua agentligining xabar qilishicha, Xi Jinping yana Tarim neftlik shirkati Janubiy Bugur neft tabiiy gaz saqlash to'shish markazi atalmish G'arbning gazini sharqqa yetkazish 1 punktining tabiiy gaz yig'ish rayoni bilan silliq o'linishi orqali neftlikdagi bulonchilarni ish o'rnida ching turib, Xitoyni tabiiy gaz bilan yaxshi ta'minlashga kapolatlik qilishni topilgan. Uyg'urlarning masalalarini tekshirish tashabbusi rad qilindi. İYİ partiyasining Uyg'ur turklarining masalasini tekshirish haqidagi taklifi Adolat va Taraqqiyot partiyasi va Millatchi harakat partiyasi vakillarining ovozi bilan rad qilindi. İYİ partiyasining Aydin millat vakili Aydin Adnan Sezgin ularning bu masala to'g'risida 7 qitim sunilgan tekshirish taklifining yana rad qilinganligini bayon qilib, biz ziyonkashlikka uchirgan irqdoshlarimiz haqida yetkazgan konkret uchurlarga va chaqiriqlarimizga javoban hukumat bizni Amerika va G'arbning o'yiniga tushib qilish bilan ayibladi dedi. Qaror gazetasining 19 yanvardagi xabarida bildirilishicha, İYİ partiyasining Sharq Turkistonda yashaydigan Uyg'urlar
ve Xitayning başka joylarda yashaydigan musulman xalqlarining masalalarini tekshirish haqidagi tashabbusi Adalet ve Taraqqiyot Partiyasi ve Milletçi Hareket Partiyasi vekilleri tarafından rad qilingan. Sezgin bu teklif hakkında söz kılıp, hükümet uzundun buyan irqdaşlarımız yaşayatkan zulümge sükut tutup köz yumuşka azlı kaldı. Uyghurlar ve Xitayning başka joylarda yaşaydigan Türk ve başka musulmanlarının öz kimlikleri bilen yaşaş talepini terrorluk bilen münasibeti bar dep qaraydigan peskash Xitay rejimi her bir irqdaşımızni yoshurun terrorchi, Xitaydan başka her qandaq kimlik ifadesini isyan, zulümge karşı narazılık ve haq talep kılışını terrorluk dep bazarga salmaqta. Bizden ziyankeşlikke uçurgan irqdaşlarımız Uyghurlar hakkıda yetküzgen konkret uçurlar ve çakırıqlarımızga karata hükümet bizni Amerika ve Gharibnin hilesige çüşüp kaldı deb ayıpladı deb ifade bildirdi. İYİ Partiyasının teklifini öktikilerden Cumhuriyet Xalq Partiyası ve Xalqlarının Demokratik Partiyası kolledi ve hükümetinin bu meseledeki sükut kılışıga dikkat tarttı. Nutqdinkin mezkur teklif Adalet ve Taraqqiyot Partiyası ve Milletçi Hareket Partiyası vekillerinin avazı bilen rad kılındı. Bazı kuzatkücüler mezkur teklifinin Uyghurlar baştan geçirvatkan muşundak iğir küllerdimi bulup mu Uyghurlar uçuravatkan depsendiciliklerini devlet içi sırtıda daim kün tertifki keltürüp durvatkan hükümet tarafından rad kılınışının intayin absusunlarlık iş işgellikini bildirse, yeni bazıları hükümetinin nöbetli teklif sunuguçi İYİ Partiyası ve kolluğuçi işki partiyanı samimi dep karamaydıganlıqı, bulup mu Cumhuriyet Xalq Partiyası ve Kürtlerinin partiyası dep karıldıgan Xalqlarının Demokratik Partiyasını Amerika ve Gharibnin küşendisi dep karıganlıqı ve içki siyaseti iğir tirkişişte işgellikki sebeplik ular ilgiri sürgen her qandaq teklifini kubul kılmaydıganlıqını, şunlaşkı bu rad kılışının hükümetinin Uyghurlar baştan keçirvatkan faciyelerini inkar kılganlıqı mänisige kelmeydıganlıqını bildirişmekte. Danlıq şair ve yazgıcı Abdiqadir Jalaliddin'nin müddetsiz kesip etilgenliği delillendi. Uyghur halkının süyülgen şairi ve yazgıcısı, hazırkı zaman Uyghur edebiyatının başlamcılarından biri Profesör Doktor Abdiqadir Jalaliddin'nin Xitay rejimi yıllardan buyan halkımız içinde tunulgan şair, yazgıcı, edip, sahavetçi sodigerler, yurt mötüverleri qatarlıqlarını keng kölemde tutkun kılıp, arkadan her xil tökmetler bilen onlarının obrazını xunukleştiriş üçün tirişçallıq körüstüp gelmekte. Ama parasetlik halkımız elbette Xitay tecavüzcülerinin bilgirlaşlarının hiçbirige işengeni yok ve onlarının eserleri muhacireti künsiri kadirlenmekte. Şarkı Türkistan'daki atalmış Şinjan Pedagogiki Üniversitesi'nin profesörü Tunulgan Doktor Abdiqadir Jalaliddin'nin ilgiri 2018 yılı 28 yanı var Ürümçiyerlik devlet amanlık sahçıları tarafından tutup gitligenlikini delilligen bolsumu hazırgıçı onun ehvalidin məlumat yok idi. Nöbette Erkin Asya'nın katmukat eniklaştırı devamında şairinin müddetsiz kamaq cezasıga hüküm kılınğanlıqı ispatlandı. Eniklenişçe Xitay rejimi Abdiqadir Jalaliddin üstüden 2019 yılının otura ahırlarda məxbi sot içip, onu müddetsiz kamaqı hüküm kılgan bolup, dünyanın mezkur kanunsuz hüküm elan kılınıp, 4. yılığa kadem koyganda bu ehvaldan haber tepişinin özüyle, Xitay tecavüzcülerinin özünün cinayetinin kançilik ensireydiğallıqı ve kılıvatkan vahşilikinin ne kadar betbeşiri işgellikini ispatlap durmaqta. Nöbette bu kaygolu haberinin aşkarılınışı şairinin türmet yazgan ve muhacireti keng tarqalgan Yanarım Yok namlıq şiirini kaytidin esletmekte. Ve şairinin öz vaxtıda ötkür kalemi arqalıq özünün ve Uyghur mahpuslarının içinişlik haletini ifadeligen buluşu mümkünlükü ilgiri sürülmekte. Şair ve edip Abdiqadir Jalaliddin 1964 yılı Qashqar'da tuğulgan. 1986 yılı Qashqar Pedagogiki İnstitutunu pütürgen. 1990 yılından 2009 yılıgacha atalmış Şinjan Ma'arif İnstitutunun Filologiya Şöbe İnstitutu'da 20 yılı yakın uqutqıçılık kılgan. Keyin atalmış Şinjan Pedagogiki Üniversitesi'ne yetkilip, bu mektepte ta ki 2018 yılı tutkun kılınıgıca aspirant okuguçular yetekçisi bulup hizmet kılgan. Şair ve edip Abdiqadir Jalaliddin köpsandı şiir, edebi hatıra, ilmi makale, sayahat hatırısı ve tercüme eserler arkalıklı tunulup kalmasın, belki yeni türlük ilmi ve ammevi sorularda sözlügen liksiyeleri, hem nutukları bilen mu halkımız arasında zor təsir kozgan yitük ziyalilerinin biri idi. Hürmetli körümeler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programımız görüşkice aman bu gayesler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.